Dürtü kontrol bozukluğunun belli bir yaş aralığı var mıdır? Hangi yaş aralığında ortaya çıkar? Aslında mizaç özelliği yaş çok fazla fark etmiyor. Özellikle erken yaşlarda çocuklar biraz böyle aceleci, sabırsız, çabuk tepki gösteren, çabuk karar veren, çabuk sinirlenen yapısıyla veya ödül arayışıyla dürtü kontrol problemi tarzında dikkat çekebiliyor. Yani 3-4 yaşındaki bir çocuk hemen sıkılıp, çabuk tüketip, hemen ödüle endeksli bir sistem taşıyorsa, biraz öfke nöbetleri fazlaysa, sabırsız, sonuçlarını beklemeden hemen nihai hedefe ulaşmak istiyorsa, bu konuda bir dürtüsellik şüphesi mutlaka yer almalı. Sonraki aşamada ego adaptasyonu oldukça kontrol sisteminin oluşması lazım. Ama kontrol sistemi olmaz. O çocuk okula başladığı zaman benzer şekliyle konuşmalarıyla, davranışlarıyla, kontrolsüz tepkileriyle, öfkesiyle, çabuk kızması, çabuk sinirlenmesiyle veya aklına gelen hemen ulu orta söylemesiyle o dürtüsellik sistemini ortaya koyar. Burada özellikle ödülle alakalı bağlantısı çok önemli. Çünkü dürtü bir ödül arayışını beraberinde getiriyor. Bu ödül arayışını ulaştığı zaman da tekrarlayan bazı alışkanlıklar oluşuyor. Örneğin kişi canı sıkılıyor. Bir ödül arayışı oluşuyor. Sonra aklına gelen bir ödül ve bunun hemen ulaşılması. Bu yere geldiğinde bir bağımlılık türü olabiliyor. Teknoloji bağımlılığına baktığımızda birçoğunun gerisinde bu bahsettiğimiz dürtü kontrol problemi, ödül arayışı, buna bağlı olarak can sıkıntısından dolayı teknoloji bağımlılığı geliştirme gibi sonuçlar görüyoruz. Yani dürtülerle ödüllerin bütünleşmesi, buna bağlı olarak bu bahsettiğimiz dürtüsel kişilik yapısının kendisini ortaya koyması, bu bağımlılıkların oluşması açısından, dürtü kontrol bozukluklarının oluşması açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Böyle bir zemin oluşturuyor. O çocukları biz belki ilk 7 yaşta, ilk 10 yaşta fark edebiliyoruz. Eğer tedavi edilmezse ergenlik döneminde baktığımızda daha fazla bağımlılık riski, özellikle yeme alışkanlığı konusunda bazı farklılıklar, madde kullanımı konusunda riskler, aklına geleni hemen yapma, kolay risk alma, kuralları bozma, otoriteye karşı gelme, özellikle aklına geleni hemen yaptığı için bazı olumsuz davranışları tekrarlama, sözel dürtüsellikten dolayı sık kavga etme, öfke patlamalarından dolayı şiddete fazla eğilim, anne baba çabuk tepki gösterme gibi bir dizi davranış problemini görüyoruz. Ve bu davranış problemleri ergenlikte yine sorunlu bir çevreyle bütünleşirse maalesef davranış bozukluğu, suç ve şiddeti beraberine getirebilir. Özellikle hırsızlık gibi. Örneğin çocuk o an aklına geliyor. İşte diyor ki ben diyor şunu alayım. Parası yok. Ne yapıyor? Gidiyor mağazadan hırsızlık yapabiliyor. Bu işte altta yatan o dürtü kontrol probleminin riskli ergenlikleri bir araya gelip bir çalma davranışına, hırsızlık davranışına dönüşmesi. Bu süreci iyi analiz etmek gerekiyor. Sadece orada tek başına bir hırsızlık yok. Gerisinden gelen bir mizaç özelliği, uygunsuz çevre ve sonuçta ortaya çıkan bir hırsızlık davranışı söz konusu. Bazen bu tekrarlayan davranışlar halinde ortaya çıkabilir. Tekrarlayan ciddi davranış bozukluğu olabilir. Cinsel açıdan baktığımızda başkalarına karşı uygun olmayan cinsel davranışlar, cinsel dürtüden denetleyememe, buna bağlı olarak oluşturulan bazı olumsuz suç içeren davranışları da yine bu kişilerde daha sık görüyoruz. Hatta ilerleyen aşamada bu yapıdaki kişiler bir istismarcı da olabiliyor. Bu konuda o kişinin mizaç yapısı, kişilik yapısı, dürtü ve davranışlarını denetleme sistemi oldukça önemli. Bizim için diğer dikkat çeken bir konu ise bu yapıdaki kişilerde bazen organik diyebileceğimiz, yani beynin frontal kortekste özellikle davranış kontrolü, duygu kontrolü yapan bir kısmı var. Örneğin bazı sendromlarda frontal korteks hasar gördüğü zaman ciddi dürtü kontrol problemleri olabiliyor. Biz bunu bazı demanslarda da görebiliyoruz. Kişi 80 yaşında frontal bölge, beynin ön bölgesi örneğin pıhtı atmasından dolayı hasar görüyor. Sonra o kişi konuşmalarını, davranışlarını, duygularını denetleyemeyebiliyor. İşte hırsızlık yapabiliyor, şiddet baş gösterebiliyor, ulu orta bazı cinsel davranışlar yapabiliyor, denetimsiz para harcayabiliyor vesaire. Tamamen kontrol sistemi ortadan kalkıyor. Yani beyindeki o kontrol sistemi, özellikle frontal korteks, frontal yapı ile ilgili hastalıklar, dürtü kontrol problemlerinin biyolojik olarak da bazı hastalık olarak açığa çıkmasına sebebiyet verebilir. Bazı travmalar, bazı epilepsi türlerinde de bunu görebiliriz. Önemli olan kişinin
denetimsiz, dürtüsel, kontrolsüz davranış sisteminin günlük hayata ne kadar etki ettiği ve ne kadar zarar verdiği ile alakalı. Eğer zarar verme sistemi fazlaysa, o kişinin bütün kişilik yapısı da dahil olmak üzere biyolojik yapısı, psikolojik yapısı analiz edilmeli ve bunun nedenleri ortaya konmalı.